Cahit Armağan Dilek telefon hattımızda. Günaydın. Günaydın efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Peki PKK'nın ağırlık merkezi neresi sorusu. Sorular hazırlanmamış mı arkadaşlar? Soru hazırlatmıştık. Evet. Ağırlık merkezi neresi? Rusların havucu Afrin mi? ABD'nin mavi boncuk misali verdiği Membiç mi? Yoksa ABD'nin PKK devletçiliği inşa etmekte olduğu Fırat'ın doğusu mu? Çok güzel sorularınız var. Dün gündeme geldi ulaştırdığınız sorular. Yanıtını bulabildiniz mi Cahit Bey bu sorulara? Evet, tabii yanıtı zor. Bunu da devletin bir şekilde kurumlarının bir araya gelip bu soruların yanıtını mutlaka bulması lazım. Çalışıyorlar diye de ümit ediyoruz. Fakat durumu şöyle bir kısaca bir özetleyelim. Son 15 senedeki yanlış politikalar nedeniyle Türkiye'nin güney sınırları, işte Irak'la ve Suriye ile olan Irak sınırları, işte siz de söylediğiniz gibi yaklaşık 1400 kilometre. Bu sınır hattı oldu bizim terör hattı. Yani bütün o sınır boyunca terör örgütlerinin bir bir aşama aşama bölge bölge şehir şehir oraları ele geçirip sonuçta neredeyse bir büyük bir tam bir koridor halinde geçmek üzere karşımıza bir tehditin oluştuğunu biz bir şekilde görüyoruz. Şimdi sorusu burada şu. Evet, orada terör koridoruna izin vermeyeceğiz deniyor. Fakat bu koridora izin vermeyeceğiz denirken hedef konusunda nasıl bir hamle yapılacak, nereden başlanacak, nasıl temizlenecek konusunda, nasıl bir çalışma yapıldığı konusunda kafaların karışık olduğunu ben bir şekilde görüyorum. Daha yani 2017'nin başlarında falan hükümetten biz Afrin konusunun seslendirildiğini biz hiç görmedik. Yani bu medyada pişirilen bir hedef olarak Afrin konusunun öne çıkarıldığını ben açıkçası düşünüyorum. Çünkü daha önce biliyorsunuz biz hep terörle mücadele konuşurken, Suriye'deki olaylara müdahale konusunu konuşurken Rakka'dan bahsediyorduk, Membiç'ten bahsediyorduk. Fakat şimdi son zamanlarda bu Afrin konusu bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Ama bunun ilk çıkış yeri ben medyada görüyorum. Medyada bu iş konuşuldu, edildi. Dolayısıyla bu hedef seçimi konusunda bir sıkıntı olduğunu ben görüyorum. Bu bir. İkincisi, bu tür askeri operasyonların, özellikle terörle mücadele yapıyorsunuz. Yani oradaki teröristler bir şekilde kaçmaya çalışıyor, saklanıyor, hedeflerini sık sık yer değiştiriyorlar, hedef değiştiriyorlar. Dolayısıyla sizin böyle bir operasyonu, terörle mücadele maksatlı yapacağınız bir operasyonda aylardır işte biz şuraya gireceğiz, şurayı vuracağız, akşama geliyoruz, sabah geliyoruz gibi şeklindeki açıklamaların askeri stratejinin gizlilik, baskın, sürpriz etkisini tamamen ortadan kaldırdığını bir şekilde görüyoruz. Şimdi en son Cumhurbaşkanımız işte bir haftalık gibi bir süre de verdi. Yani Haftaya diyor, evet. biz yani saatini vermediğimiz şey kaldı yani. Bir saatini de versek herkes rahatlayacak sanki. Dolayısıyla bu askeri stratejinin temelleri açısından çok da uygun değil bu tür açıklamalar. Çünkü siz bütün enerjinizi, elinizdeki bütün kozları ortaya koyuyorsunuz ve bunu açık ediyorsunuz, deşifre ediyorsunuz. Karşı tarafta buna göre hamlelerini bir şekilde yapıyor işte. Yani o da elindeki silahların fotoğraflarını gösteriyor. İşte Amerikan yardımının arkasında Amerika'nın olduğunu, Rusya'nın olduğunu gösteren haberler yaptırıyorlar. Ve bu şekilde sizi daha siz operasyonları yapmadan belki de siz operasyonları boşa çıkaracak hamleleri bir şekilde görüyorsunuz. Dolayısıyla olayın çıkış yönü bu bağlamda ben yanlış olduğunu değerlendiriyorum. Ekrandaki sorulara gelecek olursak, yani şimdi oradaki terörü tamamen ortadan kaldırmak istiyorsak yapacak bana göre iki tane hamle var. Ben olayı o şekilde değerlendiriyorum. Bir tanesi büyük bir komple büyük bir harekat düzenleyeceksiniz. Bütün sınır hattı boyunca 1400 kilometrelik hat boyunca bir kara hava destekli kara operasyonuna gireceksiniz. İşte gidebildiğiniz kadar oradaki teröristlerin sahip olduğu kamplar işte 20-30 kilometrelik bir derinliktedir mesela. Buraya komple gideceksiniz. Onların hepsini oradan temizleyeceksiniz. Ya böyle bir hareket yapacaksınız ki bu çok zor gibi gözüküyor askeri anlamda. Diğer konuda şimdi biz bir hedefi karşımızdaki düşmanı etkisiz hale getirmek istersek bir analiz yaparız. Deriz ki yani bu hedef karşıdaki düşman gücünü nereden alıyor? Yani neye dayanarak bize karşı böyle direnmeye kalkıyor, faaliyetlerini bu şekilde yapıyor. Biz buna ağırlık merkezi diyoruz. Yani kısaca anlatıyorum bunu. Uzun bir konu çünkü ağırlık. Ve benim yaptığım değerlendirmeler şunu gösteriyor.
PKK terör örgütünün şu anda ağırlık merkezi, gücünü aldığı yer Fırat'ın doğusudur. Orada şu anda Kandil şu anda simgesi olarak PKK'nın üssüdür ama asıl ağırlık merkezi şu anda Fırat'ın doğusundadır. Fırat'ın doğusunda şu anda ABD bir devlet inşa ediyor. PKK devletçiliğini inşa ediyor. Bakın daha açıklamalar yapıldı Aralık ayının son haftalarında. Şu anda Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Fırat'ın doğusunda ziyaretlerde bulunuyorlar. Hı-hı. Daha düne kadar biliyorsunuz yani biz orada askerlerle iki fotoğraf çektikleri zaman kızıyorduk. Onu geçtiler artık. Onlar orada Amerikan Dışişleri Bakanlığı diplomatları, siviller artık Fırat'ın doğusunda. Bu şunu gösteriyor. Açıklamalarına girmeyelim ama özeti şu. Amerikalılar Fırat'ın doğusunda bir devlet inşa ediyorlar. Şimdi siz orada devlet inşa edilme aşamasına gelmiş bir tehdit varken bütün kararların alındığı, silahların ağırlık olarak orada olunduğu, 60 bin kişilik yaklaşık eğitilmiş bir terör grubunun Fırat'ın doğusunda olduğunu bildiğiniz halde Fırat'ın batısında, Afrin'de, evet orada teröristler var ama oraya göre nispeten daha az etkide olabilecek olan bir gruba doğru yönelmek ne kadar mantıklı ve ne kadar doğru bende büyük soru işaretleri var. Bu bir. İkincisi Afrin konusu dediğim gibi ilk başta sonradan gündeme geldi. Bu İdlib operasyonuyla birlikte gündeme geldi. Dolayısıyla ben İdlib operasyonu görüşmeler yapılırken muhtemelen Ruslar tarafından Türkiye'ye izin verilmese de bir göz kırpıldığı, bir onlara bir havuç, Türkiye'ye bir havuç gibi gösterildiğini, eğer siz İdlib'de bize yardım ederseniz belki Afrin'de de siz size tehdit olduğunu düşündüğünüz PKK'ya karşı bir şeyler yapabilirsiniz şeklinde bir imada bulunduğunu ve Türkiye'nin de buna doğru yönlendirildiğini de bir şekilde görüyorum. Bakın Amerikalıların günlerdir, aylardır Türkiye'nin yaptığı Afrin operasyon yapacağız açıklamaları Amerikalıların hiçbir şekilde karşılık vermediğini biz görüyoruz. Hiçbir sert açıklamaları, eleştirileri yok Türkiye'nin Afrin operasyonuna yönelik. Çünkü onlar Türkiye'nin Afrin'e yapacağı bir operasyonun Fırat'ın doğusundaki bu devlet yapısını gündemden düşüreceğini, Türkiye'nin gözünden kaçıracağını hesaplıyorlar diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye Afrin'e girebilir. Amerikalılar için çok önemli değil. Yani PKK devletini destekleyen Amerikalılar için bu çok önemli değil. Fırat'ın doğusundaki devlet yapısını oluşturduktan sonra ilerleyen dönemlerde Türkiye ilelebet Suriye'de kalamayacağına göre ilerleyen dönemlerde Fırat'ın doğusuyla Fırat'ın batısındaki bu kantonları da bir şekilde birleştirmenin hesabını yapıyor olabilirler. Büyük devletler aceleci değil. Onların sabırları var. Biraz daha bekleyebilirler. Hepsinin akşamdan sabaha gerçekleşmesi gerekmiyor oradaki bu PKK devletçinin. Safa safa bu işi geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla bu hedef seçimi konusunda ben açıkçası dediğim gibi yanlış yapılır düşünüyorum. Membiç konusu ise yine orada biliyorsunuz hem Amerikalılar var, hem Ruslar var, hem Suriye ordusu var. Orada PKK'yı bir şekilde koruyorlar. Orada Membiç'te bile Amerika Türkiye'yi bir şekilde Fırat'ın doğusunu gündemden düşürecek şekilde bir hamle yapabilir. Ne yapabilir? Mesela oradaki askerlerini bir şekilde çekebilir oradan. Ama bu göstermelik olacaktır. Veya YPG'lilerin çekildiğini algısını yaratabilir. Bu hükümetin elini rahatlatabilir iç politikada. Ama bunun fiiliyatta böyle olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Zaten Amerikalılar çekilse bile orada Ruslar var. Ben hep söylediğim gibi sizin programlarınızda da söyledim. Suriye'de ABD ile Rusya arasında bir genel mutabakatın olduğunu biz biliyoruz artık. Evet. Bunun Fırat'ı sınır kabul ederek Suriye'yi ikiye böldüklerini biz biliyoruz. Dolayısıyla Ruslar Fırat'ın batısı Ruslara ait, Fırat'ın doğusu Amerikalılara ait. Amerikalılar Fırat'ın doğusunda devleti kuruyorlar. Fırat'ın batısındaki devletin koridorunun tamamlanması görevi de Ruslara aittir. Bunu bu şekilde görmemiz lazım. Aksi halde biz Afrin'e gireriz, orada oyalanırız. Biz orada oyalandığımız sürece Fırat'ın doğusundaki devlet de ilan edilir. Bakın Palasınız. Ayın sonunda Soçi Kongresi yapılacak. Suriye Anayasası görüşülecek. Özellikler görüşülecek.
PKK'ya, YPG'ye özellik hakları tanınacak. Ondan sonra her şey çok geç olacak. Orada kurulan bir bölgeye, anayasal garantilere kavuşmuş bir özel bölgeye müdahale etmek çok imkansız hale gelecektir. Evet, yani çok teşekkür ediyoruz. İç politik malzeme olarak kullanıldığını da görüyoruz. Anladığımız kadarıyla bu yaşananların Cahit Armağan Dilek zaten geniş olarak değerlendirilmesi gereken bir konu bu. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. İlerleyen günlerde yine bir araya geliriz. Bu konuyu açıklamanızı isteriz. İyi günler efendim, iyi yayınlar. İyi günler.